Merhabalar tekrardan. Bir önceki videomdan hemen sonra devam ediyorum aslında ama bunu ikinci bir video olarak paylaşacağım. Çünkü onu bir teşekkür videosu olarak özellikle çekmek istemiştim. Kitabı çok katamadım. Bunları arka arkaya yayınlayacağım ki merak edip kitabın devamını da merak edenler de faydalansın istiyorum. Bu sefer oyalanmayacağım, hemen başlıyorum. Birinci bölüm. İşlevsel olmayan aile. Bilincinizde ne olup bittiğini, hayatınıza çektiğiniz insanlara bakarak anlayabilirsiniz. Hayatınızda çok fazla kurban varsa bir kurtarıcı olduğunuza emin olabilirsiniz. İşlevsel olmayan bütün ailelerde özel ilgiye ihtiyaç duyan ve genellikle alkolik, seks bağımlısı ve uyuşturucu bağımlısı olan bir kurban bulunur. Ailedeki bu kişi zihinsel engelli, akıl hastalığı olan veya fazlaca dikkat çekmekte olan başka bir soruna sahip bir birey olabilir. Hasta ve yaşlı olduğu için ailenin yanında yaşamaya başlayan büyük anne de olabilir. Esas olarak bu özel ilgi gerektiren herhangi biri veya durum olabilir. Ailede özel ilgiye ihtiyaç duyan bu kişi, ailenin o kadar çok zamanını ve enerjisini alır ki, sonunda diğerlerinin ihtiyaçları karşılanamaz hale gelir. Bu cümlelerde lütfen şöyle bakmanızı istiyorum. Bu kişileri dışarıda aramayın. Sizin haricinizde biri olmayabilir, belki bu kişi siz de olabilirsiniz. Lütfen kitabı okurken, dinlerken ya da her şeyi dışarıda aramayın. Önce kendimizden başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta mümkünse öncelikle kendi eksikliklerimizi bulmak, kendimizi öz eleştirimizi yapmak, sonra kendimizden sonra olan, başkalarında olan sorunlara yönelmek çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü başkalarına bakarsak kendi hatalarımızı göremeyiz ve yine dediğim gibi bir önceki videomda da söylemiştim, pardon ilk videomda da söylemiştim. Biziz. Önemli olan biziz. Başkaları size olumsuz şeyler yapmaya devam edebilir ya da olumlu şeyler bahsetmiştim. Bu olumsuzlukların eğer demek istiyorum ki çok yoğun. Demek istiyorum ki suçu başkalarında ararsak eğer biz kendimizi hiç değiştirmemiş oluruz. Sürekli beklentiyi dışarıdan tutarız. Dışarısı da değişmeyebilir. Hiçbir değişim göstermeyebilirler, bunu istemeyebilirler. Orası aynen öyle kalabilir ve bu sefer hiçbir sonuç alamayız. O yüzden burada olumsuz bir gözünüzde olumsuz canlanan bir karakter olduğunda bile lütfen bunu illa dışarıda aramayın. Bu siz de olabilirsiniz. Ben de olabilirim. Devam ediyorum. İşlevsel olmayan ailelerde büyüyen çocuklar hasta, alkolik veya bağımlı kişinin bakımıyla o kadar çok ilgileniyor olurlar ki kendi ihtiyaçlarının karşılanamayacağını varsayarak kendilerini ikinci, üçüncü sıraya koymaya başlarlar. Aslında bu çocuklar ailenin ve özel ilgiye muhtaç kişinin bakımına kendilerini kaptırdıklarından kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmeden büyürler. İşte böylelikle kurtarıcı olurlar. İsim vermeyeceğim ama böyle biri tanıyorum. Dahası işlevsel olmayan bir ailede kurbanı üzmemek için ona karşı herkes aşırı hassas davranır. Bu bir nevi kaygan zeminde dans etmek gibidir. Örneğin özel ilgiye ihtiyaç duyan aile bireyi veya kurban, ailenin çok çabuk tepesi atan babası olabilir. Onu sinirlendiren bir şey olduğunda freni bozulmuş kamyon gibi yokuş aşağı inecektir. Ailedeki herkes için sorun olacaktır. Aynı durum bir alkolik için de geçerlidir. Dışarı çıkıp içmesin diye kimse onu sinirlendirmemelidir. Akıl hastası olan kişiye karşı da çok dikkatli davranılır.
Aksi takdirde bu kişinin sinir krizi geçirip hastaneye kaldırılması gerekebilir. İşlevsel olmayan ailelerde görülen başka bir yaygın özellik de aile bireylerinin kaos ve dramaya bağımlı hale gelmesidir. Özel ilgiye muhtaç kişi dışarıda sarhoş olabilir ya da bir anda tepesi atabilir. Bu yüzden ailenin bu tip kriz durumlarıyla başa çıkmayı öğrenmesi gerekir. Böylesi işlevsel olmayan bir ailede büyüdüyseniz, ihtiyaçlarınızın karşılanmadığı ilişkiler yaşadığınızı fark edersiniz. Ya da sürekli bir kriz çıkma ihtimali olan, her şeyi düzeltmek için kendinize sorumlu hissettiğiniz ilişkileri kendinize çekmiş olabilirsiniz. İnsanlar hayatlarında daha önce deneyimledikleri, örüntüledikleri tekrar yaratmaya eğilimlidir. Kaosa bağımlı hale gelme de bu tanıdık örüntülerden biridir. İşler yolunda olduğunda ve hayat sakin bir akış içinde olunca bu kişilerin canı sıkılır ve işe yaramadıklarını hissederler. Sanki bir sonraki kötü olayın baş göstermesini beklemektedirler. Kötü bir şey olacak ve her an bu harika dünya parçalarını ayıracak hissi taşırlar. Özellikle her şey iyi giderken bu kişiler kaygılıdırlar. İşlevsel olmayan ailelerden gelen kişiler huzurlu ve sakin anların tadını dahi çıkaramazlar. Çünkü hep kötüyü bekledikleri için mideleri düğümlenmiş gibi hissederler. İşlevsel olmayan bir ailede büyümenin başka bir sonucu da yakınlık korkusudur. Bu insanların çoğu yakınlık kurmanın ne olduğunu bilmezler. Aslında birçoğu için yakınlık kavga demektir. Karşındaki kişiye birebir yoğun bir paylaşım yaşadıkları tek an kavga edildiği anlar olur. Kavga olmadığı durumlarda özel ilgiye muhtaç olan kişi ya içmek için dışarı gider, ya sinir krizi geçirir ya da başka bir kurban durumu yaratır. Ailenin geri kalanı da bu dağınıklığı toparladığı, kurtarıcılık yaptığı için kimse gerçek yakınlık ya da samimiyeti yaşayamaz. Nihayetinde bu bireyler büyüme aşamasında kavga ve kaos dışında yakınlık kurmayı bilmeyen insanları hayatlarına çekerler. Yakınlık ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir acı hissi vermeye başlar. İşlevsel olmayan ailelerin bir de belirsizlik durumu vardır. Aile içinde bir sonraki adımda ne olacağını kimse bilemez. Mesela çocuk arkadaşlarını eve getirmekten korkar. Çünkü babası sarhoş halde yerde sızmış olabilir. Veya evde çok sinirlenip kendini kaybedince kızını unutabilir. Ya da çocuk eve geldiğinde depresyonda olduğu için kendini öldürmek amacıyla annesini fırın gazını solurken bulabilir. Bu tahmin edilmezlik çocuk için büyük bir kaygı ve güvensizlik hissine sebep olur. İşlevsel olmayan aileler çok fazla kural barındırır. Bu kuralların kötü tarafı genellikle hiç konuşulmayan kurallar olmasıdır. İşlevsel olmayan ailede sözü hiç geçmeyen en yaygın kural konuşmadır. Çocuklar gözle görülürse de işitilmek istenmez. Sus, odana git, cevap verme. Bu ailede verilen mesajlar genel çevrede böyledir. Yani küçük yaşlardaki çocuklar çoğunlukla kendi olmanın ve içindekini dürüstçe söylemenin iyi bir şey olmadığını öğrenir. Başka bir kural da güvenme, yabancılara güvenme, komşulara güvenme, hele ki öğretmenine hiç güvenme. Ailede yaşanan ailede kalır. Bu tarz bir beyin yıkama, insanların düşmanımız olduğu şeklinde başkalarına karşı sürekli dikkatli olmamız gerektiği mesajını çocuğa verir. İşlevsel olmayan ailelerin paranoyası bu biçimdedir. Bu koşullanmanın en yıkıcı sonucu bu çocukların kendilerine güvenmemeyi öğrenmesidir. Kendi hislerine de güvenmemeyi öğrenirler. Çünkü ne zaman kendilerini nasıl hissettiklerini söyleseler, cevap olarak kapa çeneni, aptalsın ya da saygısız seni gibi cümleler duyarlar. Böylelikle etrafında olanlar konusunda kendi algılarına bile güvenemezler. İşlevsel olmayan ailelerde diğer bir sık görülen özellikle çatışmaların çözümsüz kalmasıdır. Akşamları anne baba çok şiddetli kavga edip hatta birbirlerini dövüyor olabilir. Ama ertesi gün
her şey iyidir ve herkes hiçbir şey olmamış gibi davranır. Çocuk bununla ilgili bir şey sorsa da her şey yolunda cevabını alır. Anne baba yatmadan önce kavga ediyordur ama sabah gülümseyerek kalkarlar ve kimse bununla ilgili konuşmak istemez. Böylece çocuk kafa karıştıran mesajlar alır. Çocuk kendi gerçeklik algısına güvenmemeyi öğrenir. Çocuk kimseye güvenme, kimseyle konuşma, hissetme, duygularını ifade etme, sadece uslu bir çocuk ol mesajlarında bu olur. Uslu ve iyi bir çocuk olmak yüzünden gülümsememeyle etrafta dolaşıp gerçekte olmadığı gibi görünen küçük bir robot olmak anlamına gelir. Olmadığı gibi görünmek, rol yapmak ve duygularını içinde tutmak çocuklar için çok enerji gerektirir. İşlevsel olmayan ailelerin çocuklarının kafası karışır. Bu durum ilerideki bağımlılıklarının başlangıcıdır. Gerçekten kompulsif davranışların kaynağı budur. Çünkü çocuklar duygularını nasıl bastıracaklarını öğrenmek için yetişkinleri gözlemler. Çocuklar her şeyi fark eder. Alkol, uyuşturucu veya tütün kullanırken ya da tıka basa yemek yerken ebeveynlerini izlerler. Çok yiyerek duyguları boğazdan mideye bastırmak en yaygın kompulsif davranışlardan biridir. Çocuk da üzüldüğünde, hayal kırıklığında uğradığında veya korktuğunda avuçlarına kurabiye doldurup odasına gidip onları ağzına tıkabilir. Böylece çocuk uyuşmaya ve kendi duygularından disosiye olmaya başlar. Duygularla olan bağını koparmak ve uyuşmak bağımlılık davranışlarının temelidir. Bir diğer aile kuralı da kendin olmadır. İşlevsel olmayan ailede kendin için özel benlik, genel benlik vardır. Dışarıya gösterilen benlik, imgeler, roller ve gülen yüz maskelerinden oluşur. Bu benlik aile tarafından çocuğun dış dünyaya göstermesi istenilen şeydir. Kendi benliğinin içinde ise bütün duygular, korkular, güvensizlikler ve derin sırlar vardır. Bu ikisi genellikle birbirinden dünyalar kadar uzaktır. Kendi benliğini saklı tutmak ve maskeyi bozmamak için çok daha fazla uyuşturucu, sigara, alkol veya yemek gerekir. Hayatı boyunca duyguları, korkuları ve hisleri bastırılabilmek çok sayıda bağımlılık içeren davranış gerektirir. Bağımlılık davranışının kaynağı burasıdır. Özel benliğin bu kadar saklı tutulması gereken bir şey yapan unsurlardan biri utançtır. Çünkü bütün işlevsel olmayan ailelerin hepsinin temeli utanca dayanır. Anne babaların kurdukları cümleler genellikle şöyledir. Ayıp. Ayıp sana, kendinden utan. Bak ne yaptın. Beni arkadaşlarımın önünde rezil ettin. Komşular hakkımızda ne der? Bu mesajlar çocuğu kontrol altına almak ve manipüle etmek için tasarlanır. Ve çocuk tam olarak onu o yapan şeyden, yani özünden utanmaya başlar. Çocuk babanın alkolik, annenin akıl hastası veya kardeşin engelli olmasının veya ablanın amca tarafından tacize uğradığı aile sırrının utancını üstlenmeye başlar. Bu suç ne olursa olsun, çocuk sanki kendisi kötü bir şey yapmış gibi hisseder. Çocuk utancı da içinde barındıran kendi özel benliğini sakladığı sürece iki benlik birbirinden iyice uzaklaşır. Ve çocuk aile imajını kurtarmak için kendi üstüne düşeni yapmaya çalışır. Artık çocuk yalnızca aile rolleri ve imajının devamını sağlamak için var olmaya başlar. Şimdilik burada kalalım. Bu çocuk biz de olabiliriz. Biz de çocuklarımıza başka yollarla yapıyor olabiliriz. Bize de yapılmasın. Biz de çocuklarımıza yapmayalım. Bu zamana kadar kötü gelmiş bir düzeni yapabildiğimiz kadar, ne kadar çok kişi katılırsa bu görüşe, o kadar daha güzel bir gelecek olur diye düşünüyorum. Çocuklarımız önemli. Ailelerimizin bize neler verdiğini, neler öğrettiğini zamanla anlayabiliyoruz. Çocuklarımızı büyütürken öğreniyoruz bazen. Önce yanlışları yapmış oluyoruz, onun da hatıralarını işlemiş olabiliyoruz bazen.
Ama yine de ilk videomda dediğim gibi değişmeye başlamayı istemek. O ameliyatı olmak istemek. Ben ortada bir neşter yok, kan yok, bir doktor yok ama ben ameliyatımı oluyorum. Rica ediyorum siz de olun. Teşekkür ederim tekrar izlediğiniz için. Sağlıcakla.